Buradan çay düşürdüm. Getirmedim. Fırını kapatmamışsın abi. Ben sana dedim ya, fırını kapalı mı dedim. Evet dedim. Yandı pasta ya. Ha şöyle, Cafe diye yaz abi, daha rahat olur. Cafe. Abi neyini çekin şey, Allah'ını seversen. Ne yapıyorsun? Abi kapat abi ya. Ciao Türkiye. Baksana. Ya Rab, bir kahve için bir Eren kardeşim nereye tırmanıyor ya? Olur. Aldım baba. Bak bak. Allah. Yok. Bir şey kırma da. Aynen baba, kırma aman ha. Aman bir şey kırma. Her şey okeyiz. Altın bu, altın. Aynen aldın. Kapı Brasileiro. Baba gece başlıyor. Selamünaleyküm. Baba buradan da böyle sütümüz. Sabah için Eren'le hazırlık yapıyoruz. Şu an saat gece 1.28. Bak şimdi böyle baklava tepsilerinin içinde böyle çaydanlıklar var. Şuradan çaydanlıklar. Kör tapa. Buradan Metin abi kör tapa almış. Üstünde de şöyle plastik kahveyi damlatmak için böyle içine damlıyor. Şöyle de sistem. Hayır. Yamuk mu duruyor? Yok, tamam. Biz bunları indiriyoruz ve daha sonrasında da şöyle kahveyi koymak için ve damıtmak için de şöyle bir kağıdımız var ki böyle tam oturtturuyoruz. Bu aslında bir gece hazırlığı. Aynen. Eren böyle babasına hazırlıyor, o da gelsin diye, geldiğinde koysun diye. Bak buraya da bunlar hepsini yerleştirdikten sonra şuraya da böyle kahveyi bırakıyor. Kaç tane bırakıyoruz Eren? 6 tane değil mi? 6 tane. Evet, makas sistemine kadar hepsi böyle ulaşabilir şeyinde. Evet. Hızlı hemen başlasın diye. Aynen. Burada da şimdi böyle sütler var. Tam böyle kulaklarında. O öyle kulaklarını açma da hem hızlı hemen kesin hem de %100 kullanması için. Yaklaşık 1,5-2 saat sonra gece başlıyor. Azrail Metin İlköşker geliyor. Göreceksin birazdan sabah. Bir şimdi ben uykumu alık durumdayım. Tekrar böyle bir saat belki uyurum. Normalde görmeniz lazım. Beni uyandırıyor abi, abi diye. Ve ondan sonra buraya geliyorum. Ara ara böyle birkaç tane kadın değişti ben bu arada çalışımda. Tam uyuyorum böyle. Biri bana sesleniyor. Aşkım, aşkım. Ben diyorum gözümü açtım böyle baktım bir tane kadın, siyah kadın. Kocaman iri yarı aşkım diyor. Dedim sen ne diyorsun ya, sen dedim ne diyorsun, anlamını biliyor musun? Aşkım, aşkım, travma ne yapıyorum öyleyken? Kalktım böyle dedim, abi bu nereden biliyor? Demiş geldi git ona aşkım diye sesler. Tam da dedim bu ana diye hatun vardı ya, tam geçen Metin abi beni uyandırırken sabahın beşinde geldi bir abi bana. Furkan, ana geldi Allah dedim mi? Ona mı geldi hemen avradı diye hemen kalktı. Ben de duruyorum. Aynen, durma abi. Aynen, aynen. Metin abi buraya gelirim bazen yemin ediyorum, birazdan görürsünüz. Keşke bu videoda da göremeyeceksiniz ama o halime gelmeyeceğim yani uyku şeyiyle çünkü çok dalmadan. Geliyorum böyle sabah 5. Bir iken böyle tutturuyor, benim de su, bir yerine kahve, şeker, kahve, burada yoğun şekerli. Tamam böyle onu içerip başlıyorum böyle. Dedi ki oğlum sana bunu baban yapmaz diye. Metin abiyle yaşıyorsanız arkadaşlar kesinlikle ona yardım ettiğinizde size mükemmel davranıyor. Oo var ya bir yerinize patronlar, bir yerinize kokonatlar yani. Yardım edeceğim baba, yardım etmezsen sıkıntı. Metin abi kesinlikle dünyada tanınması ve bir süre yaşanması gereken bir insan yani. Birazdan görüşürüz. Her şeyimiz hazır. Gece boyu hazırlığımız. Kahvenin yapılacağı suyu falan doldurduk böyle. Biliyorsunuz favelada akşam 10 ile gece 3 arasında su kesikliği var. Mesela şu an geliyormuş bir de su şansınıza. Geçen devlet unuttu ya, geldi su. Aynen. Arada bir kesmiyor. Aynen. Bakar mısınız hiçbir şekilde su falan yok. 1,5 saat sonra tekrar su böyle
gelecek gelirken şey istedi. diye bir aynen. Şey geliyor işte şeyler. Bana da aynen sanki bir 60 yaşındaki günde 3 paket 216 Samsun sigara içen adamın şeyi gibi cerim. geliyor yani adamın dayısı. Yani. Aynen. Bakalım birazdan görüşürüz arkadaşlar. Geliyorum Metin abi bizi uyandırır birazdan. Abi, abi kalk abi baba kalk diye. Arkadaşlar görüşürüz, kendinize iyi bakın. Günaydın, günaydın. Serin bir favela sabahından herkese günaydın. Biz üvey babam Metin İlköşker'le uyandık. Biliyorsunuz Metin abi yaklaşık 12-13 senedir bizde de yaşıyor. Çok iyi biliyorsunuz hikayeyi ve yıllardır kahve işi yapıyor. Ben de bir aydır İran'da kalıyorum. Sağ olsun her şeyi bize öğretiyor. Dedim ki abi bir gün video çekelim mi diye. Çünkü her gün biz çalışıyoruz, o sağ olsun beni kırmadı. Biliyorsunuz geceden hazırlamıştık. Şimdi beni uyandırdı. Baksana ben konuşamıyorum. Ben daha yeni kalktım ben o yüzden. Baba sen al benden şunu, ben konuşamadım. Daha yeni uyandım. Baksana daha sesime falan. Kahveye gel abi. Evet şimdi saat 4 arkadaşlar. Metin abi yaklaşık tahmin ediyorum ki 15-20 dakika önce geldi. Biz... Size geldim şu arasında. Aha. Buradan biz zaten size geceden Eren'le beraber gösterdiğim biz bunları bırakıyoruz. Metin abi hazırlık diye. Böyle kağıtlara kahveyi dolduruyor. Bunlar böyle su döküyoruz, alta iniyor. Sonra onları kaynatıp şekere koyuyoruz abi. Evet, bir burada kör tapalı bir çaydanlık sistem var. Metin abi bunlar kör tapalanmış. Burası kapalı, niye su taş burada gelsin diye. Aynen, daha sonra bunlar şey yaptıktan sonra da burada kazanlarda filan kaynatıyoruz. Bu kahveden önce 1,5 dolardı. Şimdi 4 dolar. Yani, 500 gram kahve. Evet 500 gram. 5 para birimiydi. Evet. Şimdi 20 para birim oldu. Peki en iyisi mi bu Brezilya'nın? En iyi kahvesi mi? Evet. Kafe Brezilya'yı. 2-3 tane marka var, hepsi de iyi. Evet. Ekstra Fohçi daha evet. Güçlü demek arkadaşlar. Evet, burada. Çok güçlü. Bak evet. Şimdi bu sularımız var şimdi bizim böyle bu şekilde. Şimdi burada kızımız da var yardımcı, o da geliyor. Evet, sonunda bugün yeni bir çalışma kadın arkadaşımız işe başlıyor. Bir aydır. Bir ayda 30. Ya yalvarıyoruz ya, bir aydır her Metin abi yaklaşık saat 6-6.30 gibi gidiyor ve her gün 1-1.30 gibi geliyor ve her geldi diyor ki Furkan diyor, yarın diyor yeni bir kadın arkadaş başlayacak diyor. Gösteriyor fotoğrafı. Benim abim çalışıyor, çalışmaz. Bazen böyle güzel kadın denk geçiyor diyor ki abi bu kesin çalışıyor, bunu getirme adamı hiçbiri gelmiyor arkadaşlar, inanamazsınız. Metin abi diyor ki bak bu gelir diyorum, bana bak diyor. Abi diyor ben diyor. Gel geliyoruz artık. He diyor, ben diyor yıllardır bezle dayım abi. Gelmez abi bu. Ya kız size yemin ediyorum. Hadi mesajlaşıyor, ondan sonra diyor ki görüşmeye de gelmez diyor. Ya görüşmeye geliyorlar ya, burada yalvarıyor kadın, diyor ki benim diyor çocuğum var diyor, benim diyor çok işe ihtiyacım var diyor. Ben veremedim diyor, kocam yoktur diyor. 17 yaşındayım diyor, 20 yaşındayım diyor, 3 çocuğum var diyor, yalvarıyor bizi diyor. Tamam ya, bize diyor ne güzel hayrımız oldu, doğru insan bulduk diyor. Sabah oluyor saat 3 oluyor, kimse gelmiyor, ne koronaları bitiyor. Ne hastalıklar diyor, bitmiyorlar yani var ya. Salıyorlar abi. Hey ya, hiç çalışmayı sevmiyorlar ya, benden beterler ya. Ülke kocaman bir Furkan Aras yani, o derece. Buradan böyle habire düzenli olarak su çekiyoruz, aynı zamanda baskı oluştursun diye. Daha sonrasında bunlar altta biriktikten sonra büyük kazanlarda şekerleyip kaynatılıyor. Her gün kahve yapıyorum ama kahveyi hiç sevmiyorum. Abi kaç yıldır tam olarak böyle kahve yapıyorsun? Ya ben Brezilya'da 13 yıldır belli buradayım. Hı hı. Bu kahve işini 11 yıldır belli yapıyorum. 2 yılda bir yıl dönercilik yaptım, bir yılda baklavacılık yaptım ben burada. Ondan sonra peki bu kahve işi nasıl başladı? Nasıl başladı yani bu? Çünkü bir farklı ülkede kahve işi aynı zamanda şey, bir kahveci bir coffee shop açsan bir dükkan mesela, örnek veriyorum, okey. Starbucks gibi, ama senin gibi perakende iş olduğu için bir network lazım yani, böyle insanlarla o shoppingler filan. Yani şimdi ben orada dönercilik yapıyorken bir arkadaş vardı. Elinde satıyordu bu. Böyle termosta kahveyle geze geze. O da şeydi, Mohakozluydu, Faslıydı Fas. He, Mohako. Mohakini. Bir gün çalışıyor, evet. Bir gün çalışmıyordu. Bir gün çalışıyor, bir gün çalışmıyordu. İstikrarı yok durdu. Bundan dolayı bir gün de gitti, hiç gelmedi. Müşteriler dedi ki ya... Ben yapıyordum kahveyi o zaman. Arapları tabii tanımıştım, bayağı tanımıştım. Arap müşterilerin falan vardı, yani doğru dükkanlar falan vardı. Döner satıyorken bayağı tanımıştım. Onlar dedi ki, patates günleri bize getirir misin dedi.
kimseye getiren yoktur dedi. Getirdim dedim. 3 ay 4 ay boyunca verdi. Her pazartesi denedim ben. Sen ona kendi kahve götürüyordun. Tabii. He. Tek pazartesi günleri ama. Hmm. Ondan sonra evde yapıp götürüyordum. 4-5 tane şişe aldım. Yani 1-2-3-4-5 derken günde yaklaşık 200 şişeye kadar çıktım işte pandemiden önce. Kızla ilk günden daha geç kalıyordum. Daha da geliyorum dedim. Klasik baba gelsin de. Önce abi, ilk çalışmayı sevmiyorlar abi. Evet. Çok ayrı inanıyorlar. Çok seçiciler. Çok aşırı seçiciler. Şimdi bunu söyledikten sonra Türkiye'den gelin mi diyor. Abi Türkiye'den gelen bir kişi buraya hiçbir zaman bunlar 3 katına verse o parayı beğenmezler. Türkiye'deki insanlar içinden işçilik yoktur. Hep patronun olduğu için o parayı sevmezler. Burada para ben bir de burada asgari ücret 1100 rolda da ben 2000 real veriyorum. Evet, burada asgari ücret çok düşük arkadaşlar. 1 dolar 5,5 real ve asgari ücret 1200 real değil mi abi? Evet evet evet. Yani aşağı 210 dolar. Evet ve hayat burada da gerçekten ucuz değil. Enflasyonun en çok olduğu ülkelerden birindeyiz yani. Çalışma arkadaşım çok fikir. Daha uyanamadım ben. Daha motor çalışıyordum. Birazdan bir motoru çalışıyordum. Diye. Aha. Bonjour. Eski sin nomi şu an. Sandra. 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 Furkat. Sandra. 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 Kızımız başladı abi. Evet maşallah abi. Sandra. Sandra. Allah maşallah. Bugünlerde görecek miydin baba? Kuantı sandız o sen? Vici. Vici 6. Eytan Bey. Eytan Bey. Vici 6. 26 yaşındaymış arkadaşlar. Değil fiyo. Değil. No, sério? Tata Bahia. Bahia. Çocuğu köyde almış. Bahia'da bırakmış. Abi kaç yaşında çocuğu varmış? Kaç yaşında? Kaç yaşında? Kuantı sandız o fiyo? 5. 5 yaşında çocuğu varmış. Como? Abi kaç yaşında evlenmiş bu? 20 yaşında. 20 yaşında yine iyi ya. Burada evet, bu yani. Çok iyi geçmiyor yani. Burada 12-13 yaşından sonra çocuk çok aynen normaldir. Ya. Yani sen yapmasan başkası yapacak mı çocuğu? Çocuğu Bahia'da bu niye buradaymış? Bu normal abi. Por que você não trouxe filho aqui? Eu não pedi, né? Eu vou passear na Bahia. Quem vinha aqui? Pai? Ele ficou. Avó. Ninesi bırakmamış, sen git çalış demiş şehirde demiş. Çocuğumuz bakarız demiş, sana ayak olmaz demiş. Allah, ne hayat hikayeler var ya. Evet. Dün biz burada duruyorduk, yaklaşık böyle gencecik bir kadın geldi. Kucağında bebekler falan var, böyle sarılı falan. Ondan sonra ben de Metin abi seslendim, Metin abi geldi diyor ki, 16 yaşında bu, 2-3 tane çocuğu var diyor. Hakikaten de kız çocuk da gelmiş yani. Yani öyle insanlar, burada maalesef ki favelada çok normal evlilik yaşı, evlilik değil de çocuk yapma yaşı 12-13 yaşında düşmüş. 12 yaşında yani 12 yaşında. Çok kötü yani. 13 yaşında herkesin çocuğu var. Evet. Abi çocuğu çok seviyorlar ve burada kürtaj günah olduğu için yasak. Hiçbir şekilde yani ilk haftalarda falan da yok yani. Yok yok kürtaj yasak çünkü çok günah abi. Evet günah mesela çok her ülkede günah bizim ülkemizde de ama bizde en azından yani 8 haftaya 8 haftaya kadar yasal yani. Allah Allah. Doğru bilmiyorum. Allah Allah. Serbest mi? Baba serbest ya. Allah. Serbest baba burada bizi patlattırma şimdi serbest abi. Sen bir çöp at abi. Çöp atmazsan rahatlamasın. Çünkü bir günde bunun içine çöp atarsın. Çöpürsün yani. Değil mi? Bir attın hepsi rezil. Abi iki kişinin aynen yaparsan olmuyor. Bunu kenara çek. Peki abi. Daha önce yapan var mı? Evet çok var abi. Çok var abi. Onu çöpe çöpe kaldı. Böyle böyle oldu. Çok oldu abi. Onlarca kez oldu abi.
Bir yandan da ben orada pasta yaparken Metin abi burada iyice bu sütle çikolata yaptı. Ya bu süt çikolata bu? O sütlü kahve. O sütlü kahve. Bu da şekerli kahvemiz. Bu da çayımız. Aynı zamanda burada da şekersiz kahve bekliyor. Artık biz son partiler 5-10 dakika içinde bunlar hazır olduktan sonra biz doldurma başlıyor. Evet, doldurma. Asıl iş bitti şu an. İlk aşama bitti. Hazırlık yapım aşaması. Şimdi paketleme değil, üçüncü de taşıma. Şimdi bak burada Metin abi hazır çikolatasını atıyor. Nescau diye geçiyor burada. Evet. En kaliteli abicim. %100 çikolata. Pikenya, pikenya, grandi, grandi. Desene abi aynı paketi. Tamam. Bu sefer abi, grandi, grandi, pikenya, pikenya. Bunu ben de aynı kelimeyi kullandım. Ben de grandi, grandi. Bu sana duymadım, sana bak. Bu sana bak, yoruluyorum. Biz şu kapı koruyacağız. Öğreniyor, dersler. Reste emergency. Burada hiçbir Mustafa Efendi hiçbir numarası yok. Sadece renklere göre ayrılmış. Metin abi bunları kendi kafasına göre kodluyor. Mesela bunun bir 7 ya da 8 falan yok. Kafasına göre kendi kodlamış. Sadece bazen şekerli falan yazıyor üstlerine böyle küçük şunun gibi kağıtlar koyuyoruz. Geri kalan bu 130-140 termosu Metin abi tamamıyla ezberden yapıyor. Maşallah. Şimdi bizim artık paketlememiz bitti. Böyle kapının önüne çıkartıyoruz. İçeride hala paketlemeye devam ediyor. Ben artık bir yandan başlamak için şöyle kamerayı sabit koyun baba. Öldürdü bugün kameranın ayarı bizi. Ha. Baba burada bunları böyle. İkisini aynı anda nasıl yapacağım ki şimdi? Bu kamerayı çevirin bir de arkamdan çekin burayı. Biz de gösterin ha baba. Burada. Aldım baba. Şimdi şöyle gider sahne çekip ötekinle birleştiririm. Şimdi şuraya bırakacağım, ondan sonra geri alacağım. Ya. Neyse dedim geri alacağım diye. Şimdi ben böyle paketleri artık arabaya getirdim. Öyle bir doblo aracımız var. Şöyle daha gün doğmadı. Ama favela uyanmaya başladı. Bazı itoğutlar uyumadı bile. Parti falan devam gibi ama iyi adamlar pazartesi, salı, çarşamba fark etmiyor yani. Kardeşlerim benim ya. Böyle bir pembe gökyüzü karşınızda. Ben de baksana yokuştan arabalar falan, trafik sıkıntı. Buranın belediyesi CHP mi kardeşim? Şu sıkıntıya bak. Böyle baba yekten arabanın içine dolduruyoruz. Karanlık, size şöyle gösteremedim. Böyle yaklaşık 12-13 paket kahvemiz, çayımız falan var böyle. Çantamız. Bunları her sabah böyle yerleştiriyoruz abi. Buradan baba. Baksana bebeğim benim ya. Sen bu saatte niye uyandın? Kıyamam sana ya. Şöyle baba. Devam gel. Bak şurası spor sahanı. Şu üst kat. Ve şu an saat gerçekten saat 6. Şuradan siz göremiyorsunuz büyük ihtimalle cam mekandan falan ama içeride en az gördüğüm 4-5 tane kadın var. Ve spor yapıyorlar. Siz sabahın ağzında manyak mısınız? Burayı açan patronda da akıl yok. Orada bu saatte spor yapan insanda da akıl yok yani baba. Hava da serin yani. Buradan baba böyle tekrardan evimize, favelamıza dönüyoruz baba. Bakar mısın ya? Bilinmezliğe doğru gidiyor bu yol yani. Baksana karanlık baba. Böyle baba.
Oha. Kahveleri yüklemeye devam ki. Bu parti de bitti. Baksana baba, hayat hızlanmaya başladı, bebeklerin falan hepsi sokakta yani. Maşallah maşallah, Allah'ım esirgesin. Köpeğiz ya, bu favelan köpeğiz baba. Bu ortamın, bu hayatın köpeğiz baba. Oy benim bebeklerim, maşallah maşallah, ne güzel de. Herkes uyanıyor, gün başlıyor baba. Gün başlıyor. Biz böyle artık bitirdik. Tüm çantaları getirdik. Güneş aydınlanıyor. Aynen. Saat 6.30 şu an. Ben gittiğim kadar şimdi çarşıya gideceğim. Bunları dağıtacağım hocam. Sonra macera başlıyor. Öğlen 2'de tekrar buluşacağız. Arabayı teslim alacağız böyle. Şimdi artık gün de aydınlandı. Baba la. Başlıyor. Baba aklındayken şu anahtarı vereyim de unutma sonra. Evet. Tekrardan selamlar. Ay besleme gözüyle saçım var ya. Saat oldu 6.36. Metin abi birkaç dakika önce ayrıldı. Burası böyle artık tam bir kaos. 3-4 defa paspas atmamıza rağmen filan. Hala çok kirli yani, kahveler filan. Gördünüz, biz yaklaşık, ben bir ayrı Metin abinin yanında böyle her sabah yardım ediyorum. Oysa 12-13 yıldır bu işi yapıyor. Bu saatte kalkıyor, böyle bir kaosunuz vardı her sabah. Ben de size bunu göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Metin abiyle olan videoları çok seviyorsunuz. Biz de Metin abiyi çok seviyoruz. Son olarak böyle biz şimdi Sandra ile beraber burayı temizleyeceğiz. Suyumuzu falan doldurduk. Hatta su biraz taştı koluma falan böyle. Şimdi böyle Sandra bir yandan başladı. Paspas falan çekeceğiz. Durum bundan ibaret. Kaosumuz bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sandra, por favor falan. Görüşürüz Türkiye. Oy. Görüşürüz Türkiye. Görüşürüz Türkiye. Görüşürüz. Görüşürüz. Ciao in Türkiye. Ciao. Ciao. Yeah, ciao Türkiye. Ciao Türkiye.